Sabah akşam 9'dan sonra hala dayım. Evim de burada, doğma boyuma buradayım. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Biz akşam namazını kıldık, toplandık. Hanımla beraber çayımızı içtik evde. Sofrayı topladı hanım, biraz oturduk. Dedi ki dışarıda büyük ışık var. Ben hemen oradan sıçradım dışarı. Baktım ki çatı ayvana inmiş. Yanıma yanan odunlar düştü. Oradan hemen kapıya sıçradım. Geldim dedim, ah orada inek var idi. Affedersiniz. Dedim hiç olmasa inek yanmasın, ineği kurtarım dedim. Geldim ineği aldım, karşıda arkadaşın evine götürdüm. Öylece döndük geri, izledik, başka bir şey yapamadık. Şu anda 7-8 tane ev yandı. Amcamın oğlu ihtiyaç idi, hasta yatarak hastaydı. Taşımaya çalıştı kızı ama taşıyamadı. O da yandı beraber, rahmetli oldu. Biz şimdi komşumuz var ama iki komşunun evi yanmadı. Telefon açacağım, birinin evini alacağım, orada kalacağım. Herkes yeri olur, orada kalabilir ama bizim öyle bir şey yok. Bizim yerliler var burada, hep merkezimiz burası. Dışarıda amel oturacağız. Geri geldik, seyrettik, mahalle yandı, sizin evler kaldı. Bir uçak adam toplanmış, uçak tutmuşlar, gezmişler. Evde oturuyordum, baktım dışarıya ışık duruyor, dedim büyük lambayı mı açtın sen? Yok dedi, kapıya çıktım ki çatı geldi, ondan sonra da bağır işte. Ne bileyim, Allah gene büyük çocuğumuza umur verir de çok kötü bir şey oldu yani. Ayvandaydı, baktım ayvanı bizim. Bizden çıktı ya. Acaba? Hmm. Peki,